Merhaba arkadaşlar, canım anne YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda çok güzel bir yelek modelimiz var sizler için. Hem kolay hem çabucak bitirebileceğimiz hem de gerçekten gösterişli ve çok güzel bir model. Bu modelimizi isterseniz bebeklere uyarlayabilir, isterseniz çocuklara yapabilir, isterseniz yetişkinler için yapabilirsiniz. Aynı şekilde ister kısa olarak, ister orta boy, ister tam boy olarak hazırlayabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Anlatıma geçmeden evvel kanalımıza eğer abone değilseniz abone olarak bizlere destek olursanız çok seviniriz diyelim ve hep birlikte hemen anlatıma geçelim. Evet, şöyle motiflerimizle başlayalım. Bu şekilde motiflerimizin görüntüsü, ipim batik bir ipti. Motiflerimin çoğunu hazırladım ben, onun için bu kadar kaldı. Şöyle birlikte başlayalım. İlk ilmeğimizi atalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çektim. 7 zincirimi çektim. En baştaki zincirin arasından tığımı geçireceğim. Şöyle ilmeğimi aldım. Aldığım ilmeği tığımdaki ilmekten de geçirdim. Bir zincir çekerek buraya sabitledim. 2, 3, 4. Toplamda 4 tane zincirim oldu. İpi üzerine aldım. Halkanın arasından geçirdim. 1, 2. Üçüncüyü birlikte çıkardım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar ipi üzerine alıyorum. Tekrar oluşturduğumuz minik halkanın arasından bir ilmek çıkardım. 3 tane var tığımın üzerinde. 1, ikisini birlikte 2, böyle bıraktım. Tekrar bakın, bu burada bekliyor. Tığımı tekrar sardım. Bir ilmek daha çıkardım. 1, ikisini birlikte alıyorum. İkinci hamle. Şu üçünü de birlikte çıkararak topluyorum. 2 trabzanımı. 3 tane zincirimi tekrar çektim. İpimi doladım. Halkanın arasından ilmeğimi çıkardım. 1, 2. Bıraktım burada. Tekrar doladım. Halkanın arasından bir ilmek daha çıkardım. 1, 2 defa yaptıktan sonra kalan üçlüyü birlikte çıkardım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Bakın 1, 2, 3 tane oldu. Bu şekilde 8 tane 2 tane ikili trabzan şeklinde yapacağız. Yani yan yana iki trabzan şeklinde olacak. Aynı işlemi 8 defa tekrarlayalım. Ve sıramızı tamamlamış olalım. Şöyle hızlıca geçiyorum. 1, 2, 3 zincir. Tekrar ilmeğimi aldım. 1, 2 de bıraktım. Bir ilmek daha aldım. 1, 2, 3 ilmeği birlikte topladım. Halkamızın içerisini bu şekilde dolduralım. Bir sayacağım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olmuş. Şöyle çektim. 8 zinciri de buraya yapıp en son 3 zincirimi çektim. En başta yaptığım zincirin en tepesine geçirdim tığımı, ilmek kaydırdım. Hemen burada zincir çekmeden yan taraftaki boşluğa, zincir boşluğuna da geçip ilmeğimi buraya kaydırıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Tekrar doladım. Bulunduğum zincir boşluğuna battım. 1, 2. Üçüncüyü, ikisini birlikte çıkardım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Tekrar sardım. Aynı boşluğun içerisine bakın, biraz önce yaptığım noktaya yine 2 tane trabzanımı yapacağım. Birlikte kapatmak üzere. Aynı alt sırada olduğu gibi. Üçünü birlikte çıkarıp kapattım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Tekrar doladım. Boşluktan batıyorum. 1, 2 de bıraktım. Tekrar doladım. Aynı boşluğun içine 1, 2. Bu üçünü birlikte topladım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Doladım. Aynı işlemi yine bu ikili trabzanı, yani iki tane yan yana trabzanı tekrarlayacağız. Yine aynı noktaya battım. 1, 2. Tekrar doladım. İlmeği çıkardım. 1, 2. Üçünü birlikte kapattım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Bakın her boşluğa 1, 2, 1, 2 şeklinde bütün sırayı tamamlayacağız. Aralar hep üçer zincir. Çok basit bir motif.
Çok yeni arkadaşlar bile hiç zorlanmadan rahatlıkla uygulayabilir, muntazam bir şekilde örebilir. Gerçekten o kadar kolay. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayıp geleyim hemen. Sıranın sonuna kadar geldim. Her boşluğa ikişer tane yaparak en son 3 tane zincirimi çektim. Yine en başta çektiğimiz zincirin tepesinden şöyle tığımı geçiriyorum. Aldığım ilmeği tığımdakinden de geçirdim ve sabitledim. Şu ara kısma geçiyorum. İlmek kaydırıp 3 tane zincirimi çekiyorum buraya. İpi üzerine aldım. 1 2 3 defa da çıkaracağım burada trabzanlarımı. Tekrar aldım, aynı boşluğa battım. 1 2 3 defa da çıkardım. 3 tane oldu en başta çektiğimiz zincirle birlikte. 1 2 3 zincir çektim. İpi üzerine aldım, aynı noktaya battım. 1 2 3 defa da çıkardım. Tekrar doladım aynı noktaya. 1 2 3 defa da çıkararak bir trabzan yaptım. Tekrar doladım. 3. kez yine trabzanımı yaptım. Bakın şöyle. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan oldu. Burası motifimizin köşe kısmı. Tekrar ipi üzerine alıyorum. Aradaki boşluğa, yandaki boşluğa geçiyorum hemen. Bir üçlü trabzan. Şöyle bir de yavaş yapayım üçlü trabzanımı. Bakın. İpi doladım. Boşluktan battım. Tığımın üzerinde 3 tane ilmeğim var. İpi aldım, ilkinden geçirdim. İpi aldım, bir, iki tanesinden geçirdim. İpi aldım, kalan iki tanesinden geçirdim. Üçlü trabzanımız bu. Çok yeni arkadaşlar varsa yine böyle detaylı göstermişti olayım. Üç tane üçlü trabzanımı yaptım. İpimi alıyorum, zincir falan çekmeden direkt yan tarafa. Üç tane de buraya trabzanımı yapıyorum. İki ve üç. Tekrar ipimi doladım. Bir kere daha aynı işlemi yapacağız. 1 2 ve 3. Bakın şu köşe noktası. Ondan sonra 1 2 3 tane boşluğa 3'er tane üçlü trabzan yaptık. Tekrar doladım. Sıradakine battım. Şimdi buraya yine köşe yapacağız. 3 tane üçlü trabzanımı yapıyorum başlangıç olarak. 3 tane yaptım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. İpimi tekrar aldım üzerine. Aynı boşluğa tekrar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ve 3. kez. Şurada ilmeğe battım sanırım. 3. kez şöyle. Üçlü trabzanımı yaptım. Aynı noktaya bakın. 6 tane üçlü trabzan yaptım. Arasında 3 zincir olan. Ve ikinci köşeyi de bu şekilde oluşturmuş oldum. Şimdi yine 1, 2, 3 tane boşluğa 3'er tane trabzanımı yapacağım. Sonra köşe yapacağım. 3 tane boşluğa 3'erli trabzanımı yapacağım. Köşe yapacağım ve şu noktaya geldiğimizde birlikte tamamlayalım. Ben şimdi kapatıyorum. Gereksiz uzatmamak adına videoyu. Motifimi tamamlayıp hemen geleceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. Bakın en son köşe, sonrasında 1 2 3 tane boşluğa yine 3 trabzanımı yaptım. En başta yaptığımız zincirin tepesinden yine geçiriyorum. Tığımı, ilmeğimi aldım. Direkt sıkıladım. Bir zincir çekiyorum. Bir ya da iki çekebilirsiniz. Açılmaması için. Ve burada ipimi kesiyorum. Bu şekilde motifimi tamamlamış oldum. Motiflerimizi hazırlayalım. En son aşamada ben motif sayısı vereceğim. Tabii ki benim yaptığım ölçülere göre vereceğim. Daha küçük yaparsınız, çocuk için yaparsınız, yetişkin için yaparsınız, yetişkin için S beden yaparsınız, XL yaparsınız, yani 38 yaparsınız, 46, 48 beden yaparsınız. Ona göre motif sayısı değişir. Onun için ne şekilde ayarlayacağımızı, motif sayısını ne şekilde belirleyeceğimizi de anlatacağım. Ve
Anlatımlar üzerinden gideceğiz. Yani sayı odaklı değil, mantık odaklı çalışacağız birazcık. Onun için ben de bitirdikten sonra vereceğim sayılarımı dediğim gibi. Şimdi ben motiflerimin hepsini tamamlayacağım. Şöyle bir çoğunu tamamladım aslında. Birazdan siyah ipimle birlikte devam edeceğiz ve ilerleyeceğiz. Evet, şöyle siyah ipimi alıp geldim. Motifimizi alalım. Herhangi bir köşesinden şu ara kısımda çektiğimiz 3 zincir vardı ya, geçiriyoruz tığımızı, ipimizi buradan sabitleyelim. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim burada. İpi tığın üzerine aldım. Aynı noktaya battım. İlmeğimi çıkardım. Üçlü trabzanımı yapıyorum. 3 defa da çıkardım. Tekrar doladım. İlmeğimi çıkardım. 1, 2, 3 defa da çıkardım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ara kısmına. Tekrar üzerine aldım. Aynı boşluğa bir üçlü trabzan. 3 tane yapacağım yine aynı şekilde. İkincisi ve üçüncüsü. İpi tekrar üzerine aldım. Bakın. Şöyle aralara yaptığımız üçer üçer trabzanımız vardı ya, bunların arasına batacağım yine. İpi üzerine aldıktan sonra 1, 2, 3 trabzan geçiyorum. Şuradaki ara kısma. Zincir falan yok. Ama olsun. Buraya batıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Tekrar battım. 3 tane trabzanımı yapıyorum buraya. Üçüncü kez aynı noktaya battım. Tekrar üzerine aldım. Bir sonraki boşluğa yine 1, 2, 3 tane trabzanı geçip aradaki kısma batıyorum. 3 tane trabzanımı yapıyorum. Tekrar üzerine aldım. 1, 2, 3 trabzan sonrasına ara kısma. Bu şekilde kenar kısmını tamamlıyoruz. Üçer tane trabzan yaparak köşeye kadar gelelim. Şöyle hızlıca geçeceğim. Az kaldı, kapattığıma değmez. Evet, şöyle köşeye geldim bakın. Köşede yine direkt üzerine alıp köşe kısmına geçiyorum. 1, 2, 3 tane trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tekrar üzerine aldım. Aynı noktaya 3 tane daha trabzan yapıyoruz. Yani köşelere toplamda 6 tane trabzan yapacağız. 3 sağda, 3 solda, arada 3 zincir olacak şekilde. Sonrasında yine üzerine aldım. Ara kısma batıyorum. Buraya 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bütün motifin etrafını dolanalım. İlk motifimizi dümdüz bir şekilde, yani bu şekilde düz bitirelim. Başladığımız noktada sabitleyip kapatalım. Şu trabzanımı da yapayım hemen. İpimin katı açılıyor. İpim biraz kalın. Onun için esnettim siyah ipim diğerine göre. Örerken zorluk oldu da. Şöyle net görünüyor diye tahmin ediyorum. Bakın köşeler bu şekilde. 6 tane trabzan, arada 3 zincir. Onun dışında bu ara kısımlara 1, 2, 3, 4 tane üçerli üçlü trabzan. Her kenarı bu şekilde, her köşeyi yine aynı şekilde yaparak dolanıp gelip ilk motifimizi tamamlıyoruz ve şuradan sabitleyip bitiriyoruz ilk motifi. Sonrasında eklemeye başlayacağız. Bu benim son motifim. Onun için bunu tamamlamayacağım. Şöyle köşeye kadar geleceğim ben. Böyle bütünü bir göstereyim. Bakın ben şöyle birleştirdim. Şuraya son bir parçam kaldı. Hemen onu birlikte yapalım. Köşe kısmına geldim. 3 trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Bir zincir çektikten sonra şöyle ekleyeceğim köşeyi alıyorum. Şu şekilde ipimi aldım, buradan geçirdim, bir tane zincir çektim. Tekrar ipi üzerine aldım, aynı boşluğa köşeye yine aynı şekilde 3 tane trabzanım yapıyorum. 3. trabzanın 1, 2 tane ördüm. Bakın 3.'yü almıyorum. 3.'yü ekleyerek alacağım. Motifimin hemen şöyle karşı tarafına getiriyorum. Şu kısım şöyle göstereceğim bakın. Tam şurası köşe. Bir sonraki üçlü grup arasından batacağım.
Buradan ilmeği aldım. Üçüncüyü bu şekilde çıkardım. Tekrar üzerine alıyorum. Bir sonraki ara kısma geçtim. Bir trabzan. İki trabzan. Evet, ipim siyah olduğu için şöyle birazcık daha yaklaştırdım ışığımı. Parlama olursa şimdiden özür diliyorum, net görünsün diye. Şöyle iki tane trabzanı yaptım. Üçüncü için ipimi aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. 1, 2 tanesini ördüm. Bakın sonuncu ve buradaki ilmeğim duruyor. Bunu örmeden önce hemen çeviriyorum. Sıradaki bağlantıdan bakın şurası da tam. Üçlü trabzanlar belli zaten görünüyor. Tepesi şu ara kısmından tığımı geçirdim. İlmeği çıkardım. Bu çıkardığımı her iki tane kalan ipimden geçirdim. Tekrar üzerine aldım. Bir sonrakine geçiyorum. 1, 2, 3. trabzanımın birincisini ördüm. İkincisini ördüm. Son iki ilmeğim dururken bu tarafı alıyorum. Sıradaki ara kısımdan şöyle şuradan tepesinden battım. İpimi aldım. Aldığımı tığımdaki iki ilmeğimden geçirdim. Bu şekilde ekleyerek ilerleyeceğiz. Şimdi köşeyi de yapacağız birlikte. Üçüncüye geldim. Bakın yine aynı şekilde sıradaki noktadan birleştirdim ve bir sonraki şu arada ipimi esnetmem gerekiyor. Dediğim gibi renkli ipime göre birazcık daha kalın bu. Onun için aynı ayarda olmasını istiyorum. İkinci trabzanım. Üçüncü trabzanın son ilmeği, son çekişi bekliyor. Orada ara kısımdan battım, ilmeği aldım ve bu şekilde çekip kapattım. Köşeye geldim. Köşeye 1, 2, 3 tane trabzanımı yaptım. 3 trabzan yaptım. Bir tane de zincirimi çektim. Şimdi burada iki taraftan birleştireceğiz. Yani hem buradan birleşecek motif hem buradan. Onun için zaten tek taraflı birleştirirken gayet kolay. Burayı bitirdikten sonra 3 zincir, tekrar trabzan ve devam edip bitiriyoruz. O kadar. Burada bu tarafı da birleştireceğiz. Bir zincir çektim. Şu kısımda bakın hem şuradan hem diğer ekleyeceğimiz motifin ortadaki zincirinin arasından ilmek aldım. Aldığım ilmeği diğerlerinden geçirdim. En son aldığımı. Bir tane daha zincir çektim. İpi üzerine aldım. Bulunduğum motife döndüm. 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3. yine 1, 2 hamle yaptım. 3. bıraktım. Diğer ekleyeceğim motifin sıradaki ilmeğinden batıyorum. İpimi aldım. Tığımdakilerden geçirdim. Üzerine aldım. Bir trabzan. 2 trabzan. 1, 2, 3. hamleyi alırken yine sıradaki bağlantıdan yani trabzanların arasından aldım ve buradaki trabzanımı da kapattım onunla birlikte. Bu şekilde ekliyoruz hanımlar. Çok kolay. Kolay, güzel bir yöntem. Düzgün de duruyor. Evet, şöyle köşeye kadar geldim. En son noktada 3. trabzanımı yaptım. En başta yaptığım zincirin tepesinden tığımı geçirip ilmeğimi çıkarıp kaydırıp sabitliyorum. Şöyle bir ya da iki zincir çekerek sabitleyip ipi kesebilirsiniz. Bu arada belirtmeyi unuttum. Ara kısımda motifimin en başında köşeye kadar geldim. Hani şu köşeyi birlikte döndükle ikinci kısmı yaparken, eklerken dedim ya, eklemeden önce köşeye kadar geleyim diye. Ben orada köşeye kadar gelmedim. Şuraya kadar geri söktüm. Buradan eklemeye başladım. Çünkü iki tarafını birleştireceğim için 3 noktadan sabitlemem gerekli. Onun için de bir sıra yani şuraya kadar sadece buradan başladım. Şurada eklemeye başladım. 3 köşeyi ekleyeceğim için. Sizler de ekleme noktalarına dikkat ederek bu mantıkta bütün motifleri birbirine ekleyebilirsiniz. Şimdi benim parçam tamamlandı. İstediğim boyuta göre 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 yani yan yana 2, 4,
Pardon, 3, 6, 8 tane. Evet. Şöyle genişlemesine 8 tane motifimi ekledim. Altlı üstlü olarak toplamda 16 tane motifim oldu. Şimdi ben buna ipimin kalın olmasından dolayı hafif bir ılık ütü basacağım. Şöyle elini boyunu ondan sonra vereceğim size. Yalnız yeni başlayan arkadaşlar, sizin de ipiniz kalınsa, hani daha muntazam düzgün dursun diye ütü basacaksanız, kesinlikle direkt basmayın, sıcak ütü basmayın. Ya sadece buhar ütüsü yapın ya da çok ılık ütüyle tersten dikkatlice ütüleyin. Bunu da belirteyim. Kanalımızda örgüye ütü nasıl basılır, nasıl ütülenir videomuz var. Hiç bilmeyenler, hiç yapmayanlar önce bir izleyin. Ondan sonra ütüleyin. Yoksa direkt ördüğünüz örgüyü sündürebilirsiniz. Hiç olabilir yani. Onun için çok dikkatli olun. Buradan uyarmış olayım. Ben bu aşamada bir ılık ütü basacağım. Bakın görüyorsunuz şöyle. Daha önce de belirttim. Siyah ipim biraz kalın olduğu için bu şekilde, ama ütülendiğinde gayet muntazam olacaktır. Ben bu aşamada ütü basacağım. Ondan sonra ipimle devamını birlikte yapacağız. Evet, şimdi şöyle mezuramı alıp geldim. Ölçü olarak bir bakalım. Yapacağınız beden genişliğine göre motif sayısını ayarlayacaksınız. Öncelikle onu belirteyim. Benim motifim biraz önce de belirttiğim gibi 2, 4, 6, 8 tane yan yana motif. Şimdi bunları hemen şu şekilde boylu boyunca bir kabalama ölçü vermek istiyorum. Tam 80 santim uzunlukta. Nasıl ayarlayacağız? Peki bunu neye göre ayarlayacağız? Şöyle çevirdim. Katladım. İki tane de buradan katladım. Benim ölçüm bu hanımlar. 10-12 yaşa uygun olacak. Şu şekilde beden genişliğimiz 40 santim. Tam 40 santim. Bunu büyük bedene ayarlamak için motif sayısını artırın. Önemli olan, bakın şöyle, yine aynı şekilde. Buradaki 40 santimi yapacağınız kişinin kol altından, hemen kol evi hizalarından arka sırt genişliğini ölçerek ayarlayabilirsiniz. Yani önce yapacağınız çocuk olsun, yetişkin olsun, hani büyük bedenler için de 40, 42, 44 beden için de yapabilirsiniz aynı şekilde. Kol altından hemen sırt genişliğini alarak ölçün. Kaç santim çıkıyorsa ona uygun olarak motiflerinizi yerleştirin. Genişliği ona göre ayarlayın. Yani bu şekilde her bedene göre yapabilirsiniz. Benim ölçüm bu, dediğim gibi. Ama aynı şekilde 6 aylık bebekten tutun da büyük beden 46, 48, 50 bedene kadar istediğiniz şekilde, istediğiniz boyutta hazırlayabilirsiniz. Şimdi siyah ipimle devam edeceğim ben üst kısmını. Buradaki motif sayısı da aynı şekilde. İsterseniz sadece alt kısmına bir sıra motif koyabilirsiniz. İki sıra koyabilirsiniz ya da işte kol evine kadar koyabilirsiniz. Sadece omuz kısmını tek renk iple yapabilirsiniz. Altına motiflerden oluşturup. Orası yine sizin keyfinize ve elinizdeki malzemeye kalmış. Ben elimdeki iplere uygun olarak bu şekilde hazırladım. Söylediklerim dışında da eğer kafanıza takılan, yapamadım, ayarlayamadım, kafamda oturtamadım diye düşündüğünüz bir detay olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. İtinayla tek tek cevaplayacağımıza emin olabilirsiniz. Bunun dışında Instagram Canım Anne sayfamıza da yazıp merak ettiklerinizi öğrenip cevaplarınızı bulabilirsiniz. Şimdi şöyle motiflerin ön yüzü kendimize bakacak şekilde çevireceğiz. Ve tam köşe kısmından ipimi sabitleyerek başlayacağım. Şimdi buradan ipimi sabitleyeceğim. Kol evi kısmına kadar bütün öreceğiz. Bütün bir şekilde kol evi boyutuna kadar öreceğiz. Burada kaç sıra olacak? Kol evi ne kadar, uzunluğu ne kadar olacak? Yine size bağlı. İsterseniz hemen böyle, nasıl diyeyim, kısa bolero şeklinde yapabilirsiniz az bir miktar örerek. İsterseniz uzun yapıp diz altı ya da tam boy şeklinde ayarlayabilirsiniz. Hiçbir farkı yok. Şuradaki yapacağınız uzunluğu kol evinden, kol kısmından alta doğru ölçüp istediğiniz boya gelene kadar örebilirsiniz, devam ettirebilirsiniz. Dediğim gibi ister bolero şeklinde
İsterseniz uzun, tam boy, yelek ya da hırka şeklinde ayarlayabilirsiniz hanımlar. Evet, şimdi burada ipimi sabitlediğim noktadan zincirimi çekerek başlıyorum. 3 tane zincir çekelim. İpimi üzerine aldım. Tam köşe kısmındaki 3 zincir boşluğundan batıyorum. İlmeğimi çıkardım. 1, 2, 3 defa da çıkararak üçlü trabzanımı yaptım. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. En başta çektiğim zincirle birlikte 3 tane oldu yan yana. İpi üzerine aldım. Şuradaki 3 trabzanı atlayıp ara kısma bakın. Şuradaki boşluk kısımdan geçiyorum. Yine 3 tane trabzan. Motiflerin kenarlarını dolandığımız mantıkta ilerleyeceğiz. Buraya 3 tane üçlü trabzan. Ara kısma zincir vesaire bir şey yapmıyorum. Direkt ipimi üzerine aldım. Bir sonraki boşluk kısmına. Şu altta 3 tane trabzanım kalıyor. Ara kısma batıyorum. Yine 3 tane üçlü trabzanımı yaptım. İpi üzerine aldım. Bir sonrakine. Bu şekilde ilerleyeceğim. Şimdi sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeyim ben. Bir de sıra sonunda nasıl dönüş yapacağız? Ona bakacağız birlikte. Şu motif arasında birlikte geçelim. Şöyle iki motifin birleştiği noktadayız. Bir öncekine yine 3 tane trabzanımı yaptım. İpi üzerine alıyorum. Bakın buradaki şu 3 boşluk, 3 zincir boşluğundan trabzanımı yaptım. İpi tekrar üzerine aldım. Şu ara kısımdan, tam iki motifin birleşme noktasından battım. Buraya bir trabzan yaptım. Tekrar üzerine aldım. Bir sonrakinin zincir boşluğundan battım. Trabzanımı yaptım. İpimi üzerine aldım. Tekrar trabzan aralarına batış yaparak devam ediyorum. Şimdi bir de şöyle göstereceğim. Yeni başlayan arkadaşlar rahatlıkla uygulayabilsin diye bakın şu şekilde. Motif birleştirme noktalarını bu şekilde geçtim. Şimdi sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ederek ilerleyelim. Sıra sonuna kadar geldim. En son motifimin köşe kısmına 3 tane trabzanımı yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çektim çevirerek. 3 zincirimi çektim. İpimi üzerine aldım. 3 zincir ipi üzerine aldım. Hemen 3 trabzanı geçip aradaki boşluğa batıyorum yine. 3 tane trabzanımı yapacağım yan yana. Bu kadar kolay dönüşümüz. Ekstra hiçbir detay yok. Gördüğünüz gibi. 3 tane yaptım. İpi aldım. Bir sonraki boşluğa aynı şekilde devam ediyorum. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Sıra sonuna geldiğimde yine bakın şöyle denk gelecek. En son buraya 3 taneyi yaptım. Burayı da gösterelim. Yeni arkadaşların kafası karışmasın. Ben bu sırayı tamamlayıp geleyim. Diğer uç kısmında bir sonraki dönüşü de gösterelim. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın şu son aralık kısma battım. İpimi tekrar alıyorum. Buraya 3 trabzanımı yaptım. Şurada alt sıranın en başında olan 3 tane trabzanımız var ya, onun en başındakinin tepesinden tığımı geçirdim. Kat geçirelim ki görüntüde sıkıntı olmasın. Evet, şöyle geçirdikten sonra ilmeğimi aldım. 1 2 3 defa da çıkararak bir trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Burada tekrar 1 2 3 zincir çektim. Geriye döndüm. Şu halde ipi üzerine aldım. Hemen şu aradaki boşluktan 2 tane trabzan yaparak başlıyorum. Bu şekilde iki farklı dönüşümüz olacak. Sonrasında ipi aldım. Yine bir sonraki aralığa geçtim. Ve 3 tane trabzanımı yaptım. Bu şekilde ilerleteceğim. Dediğim gibi kol evine kadar devam edeceğiz bu şekilde. Oradaki boyut tamamen sizin keyfinize, isteğinize kalmış. İster kısa, ister uzun. Kaç sıra isterseniz şu kısımdan yapacağımız kısmı. Bakın şurada bitirdiğimiz noktadan kol altından hemen tutup boyutunu ayarlayabiliriz. Bu şekilde ölçerek
ilerleyelim. İstediğimiz boyuta geldiğinde ön ve arka kısmını ayırıp detaylarını ayarlayacağız, yapacağız birlikte. Ben şimdi istediğim boyuta gelene kadar bu şekilde devam edip örüp tamamlayıp geleceğim.